Merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden 10 Mayıs 2020. Tekrar bir video çekme gereksinimi duydum. Hem en son çektiğim video biraz uzun olmuştu, hem daha kısa tutmak, hem de bundan sonraki videolara ışık tutması açısından biraz kendim hakkında ve düşündüğüm bu tarz videolarda ne tarz videolarla ilerleyeceğimizi de kararlaştırmış oluruz diye düşündüm. Hem geçmişi yad etmek de geçen iyi oldu. Hatta eski arkadaşlardan birkaçı bana ulaştı. Çünkü biz çok toplantılar yapmıştık zamanında. Şöyle toplantılar ama şu anki o klasik yatırımcı toplantıları değil. Biz pide yemeye gidiyorduk, arabayla gazlamaya gidiyorduk. İşte tekne turu yapıyorduk, yiyorduk, içiyorduk yani öyle bizim kalkıp milleti bilinçlendirme veya işte teknik analiz dersi vermek falan gibi bir gayemiz olmadı. Olamazdı. Zaten benim böyle bir şeydi. Ben zaten o zamanlarda şeydi, ben esnaf olarak büfecilikten geldim. Hala da devam ediyor. Ben bu arada kendimden biraz bilgi vereyim. Ben 1977 doğumluyum. Normalde 76 işte normalde de 77 yazılmışım. Şöyle. Ben işte 82'den sonra biz Nişantaşı'nda Amerikan Sensör'de babam büfe almış. Büfe işletiyoruz. Ben de orada hem paket servis yapıyorum hem okula gidiyorum. Borsa ile tanışmam şöyle oluyor. 93-94 yıllarında Hakmenkul var. Hakmenkul bizim hemen büfeye çok yakın aracı kurum. Hakmenkul'ün özelliği şu da, şu anda Philip Capital olan aracı kurum. Hakmenkul'ün özelliği şu, İlk veri, dijital anlık veriyi verip projeksiyonla yayınlayan kurumdur aslında. Ve Takas Bank'ında kısmi ortağıydı galiba sahipleri. Ayrıca bir Aygaz'ın da büyük hissedarlarından. Neyse. Biz de o zaman büfe hala da çok faaldir. Biz eskiden beri bu işi yapan firmaların zaten birçok İstanbul'da bilinen büfelerde bizim akrabalarımızdır zaten. Bizim köyümüz ve şey camiasından çıkmıştır bu meslek. Neyse. Atasporumuzdur. Bizim aracı kurma da ben o zaman paket servis götürüyorum dükkandan, büfeden. Büfe de tam Amerikan Sensör'ün karşı köşesi. Zaten bizim oradaydı. Sonra bizim kendimizin oldu. Orada o zaman iki büfemiz var. Şu anda birisi de benim çocukluğumda ticarete ilk başladığım yerde. Şu anda benim şirketimin adresi yaptık. Yani biz otopark ve şirketimize. Neyse. O zamanlar biz işte verilerle tanışmamız. Olduğumuz binada da iyi bir analist arkadaş var. O zaman şu anda olmayan bir holdingin parasını yönetiyor. Bizim binada çok büyük bir uydu anteni var. Oradan Reuters yayın alıyor. Ben de ondan kaynak yapıyorum. Artı evinde ekranlar var. Ben oradan işte o zaman dijital veri ekranı, Matrix falan yok. İdealin işte eski ismi Euroline var. Erol Aksoy'un. O firmanın şeyi var. Ben Euroline'de çok eski verilerini alıyorum. Ama yani onun dışında Reuters o zaman yurt içi şey yayınları alanlar. Biz nasıl şu anda aracı kurumları, İSK kurum, Yapı Kredi atıyorum işte Deutsche Bank, Raymond James görüyoruz. O zaman da o zaman Merrill Lynch, JP Morgan'ı da Reuters veriyor. Neyse biz o dijital verilerine ulaşabiliyoruz. 94-95'te ben işte aracı kuruma servis yaparken şeyde 94'te Hakmenkul'e hamburger getiriyoruz, tost getiriyoruz. Sipariş veriyordu oradan durmadan. Bir yıl oyuncuyla tanıştık. O zaman telefon var, telefonla işte birileri alıyor, satıyor işte. Aracı birisi diyor ki işte bu kağıt bu fiyat olur mu? O zaman onun kağıtları hatırladığım kadarıyla. Zaten şimdi videoyu seyredenlerden orada çok değerli arkadaşlarla tanıştık. Hala bu işi devam ettirenler var. Etmeyenler var. Özellikle Hakmenkul'de. O zaman da ilk batışlarımızı da orada yaşadık. Şey yapıyor, işte bu fiyata uçak mı olur diyor, bu fiyata karton san mı olur diyor falan. Adam işte para kazandığı zaman bizim bir tane orada şey vardı, bir yaşlı amca vardı. Şimdi ismini zikretmem çok da doğru olmaz. Yaşıyordu veya yaşamıyordu. Adam para kazandığı zaman günlükte bizden döner yiyordu, kilavüstü falan. Kaybettiği zaman bizim köşede hemen simitçi vardı o zaman. Simitçiden simit alıyordu. Diyordum, ben de dalga geçiyordum işte. Abi dedim, bugün işler kese de verdi. Hadi lan falan diyordu bana. İşte biz böyle büyüdük yani nihayetinde. Sonra ben babamı kandırdım. Babam bir hesap açtı. İşte ben babamın hesabı üzerinden o zaman alım satım yapıyordum. İlk aldığım kağıdı hiç unutmam. Ünye Çimento'ydu. Sonra Anadolu Sigorta aldım.
Çok sonra işte bana bir şekilde iade ettiğim kağıtlar olduğu için para da kazandırmıştır bazı. Neyse. Böyle başladık. Bulunduğum nokta itibariyle niye anlatıyorum? O kadar çok böyle sermaye piyasalarında ilk başta para kazanırsın ya, o yüzden ben üniversite yaşantımı da, yani İstanbul dışı kazanamadığımı ailem anlamaz. İstanbul dışı da yandım, kazandım ikinci sene, gitmedim. Hep böyle borsayla iç içe olduk. Erken tanışmamızın bir yararı oldu. Ufak paralarla çok battık, acıyı ufak paralarla yaşadık. O belki de iyi bir deneyim olmuştur. 98 senesinde battım, işte alınmayacak kağıtları aldık, kredili işlem yapılmayacağını öğrendim. Ve olduğumuz nokta itibariyle, şimdi bir örnekle bitireceğim, daha da şey olur. Ben normalde bizim olduğumuz şeyi, biz yaptığımız işi düzgün yaptığımıza inanıyoruz. Yani özellikle büfecilik deyip geçelim. Yani bizim sandviçlerimiz falan dillere destandır. Hatta benim borsa merakım, internette de bizim piknik füve var orada, bir de Atik füve var. Atik füve diye yazdım, Atik füve de bizimdi. Şu anda orası bizim işte şirketin adresi oldu. Adres olarak kullanıyoruz, orada mali noktamız var, otoparklar var. Orada bir anımı anlatayım, işin ne kadar şey olduğuyla alakalı. Bir gün hala da bir şoförüyle görüşüyorum. Şimdi anlatınca anlayacaksınız. Sanırım 99'un sonlarına doğru yaşadığım bir olayı anlatayım. Bizim içeride o zaman iki dizüstü var. Bir böyle imalat bölümünde, biri dışarıda. Bir de Teletext yayını var. Hatta internette de yazmışlar ekşisizlik tamam benim. Adam biri geldi. Herkes görüyor tabii o zaman. Okullar çok geliyor bize. Çocuklar da hatırlıyor. Abi dedi yani özür dilerim. O imalatın kapısı her zaman bizim çok büyük bir yer olmuş. Açık oluyordu. Oradaki şey Reuters yayını. Öbür taraf şey. Adam içeri girmiş. Reuters'e bakıyor. Ben de böyle şey oldum. Ben tezgahlıyım, görmüyordum. Çıktım adama baktım. Ya dedi, ben dedi bunu anladım dedi. Bunu da anladım da bunu anlamadım dedi. Bu dedi sizde ne işi var dedi. Dedim hayrola dedim, niye olamaz mı dedim falan. Adam dedi ki yani bilmiyorum dedi. Yani o zaman tabii yüksek bir rakamdı. Yani onun aylık aidatı atıyorum şimdi. Şimdi de öyledir de. Bloomberg ekranı gibi yani. Neyse. Bunu dedi niye dedi. Dedim ben dedim hastalığı dedim. Bakıyorum dedim ben. Adam böyle garipsedi falan. Benim de şimdi işim var dedi falan. Yemeği yedi hemen gitti. Öğlen 3-4 arkadaşıyla geldi. Adamlara gösteriyor işte böyle böyle. Sen dedi ne yapıyorsun dedim burada. Dedim, ben dedim burada ne mi işletmişsin? Ben çalışıyorum dedim yani babamla birlikte falan. Biz de yoğunuz yani anormal. Bilen bilir. Ben arasına bakıyorum ekrana falan. Ben de 98'de batmıştım. 99'da onu ayrı bir videoda anlatırım. 99'un sonu maldan çıkmışım. Atıyorum 30 liram varsa 20 lirasını bir şeye yatırmışız. 10 lirayla devam ediyoruz. 5 lirasında bir kağıtta gitlenmişim. 5 lirayla oynuyorum yani al sat yapıyorum falan arasına. O da şöyle yani, kredili kesinlikle o sene öğrenmiştim. 98 o yüzden yaptım. Onu da apayrı bir videoda anlatırım. Adam şaşırdı. Niye anlatıyorum şimdi bu adamı? Adamla böyle bir diyalogumuz gelişti. Adamın da babası hastanede rahatsız. Sonra zaten vefat etti o da. Kendisi de vefat etti. O apayrı bir şey. Şoförüyle de bir hafta sonra tanıştık. Şoförü dedi ki yani benim annem de yanlarında çalışıyor dedi. Bu dedi böyle böyle iş yapıyor dedi. Yani bilmiyor yani borsayla parayı üretiyor dedi. İşte para işi yapıyor dedi falan. Neyse. Adam iyi bir spekülatör değil de iyi bir oyuncu ve çevresi çok iyi. Adam biliyor bizim sandviçler de çok iyi, dilli kaşarlı yiyor, ben de çok iyi yaparım. Yani bizim de tezgahlarımız o zaman şimdi rahatsızlığından sonra bıraktı ve bizden emekli oldu. Çok da iyi bilir yani ve çok büyük iş adamları da şey de bizim müşterimizdir. Yani American Science'de koçundur falan birçok kişi yani bizim üst düzey de müşterimiz olmuştur. Tostun duayenidir. O yapar veya ben yapıyordum. Meyve sularımız meşhurdu falan. Adam meyve suyu içti falan filan. Ya dedim, benim artık ismimi öğrendi. Tufan dedi, Kenan Tufan oradan gelir. Tufan dedim. Sen dedi, bu iş dedi kaç senedir yapıyorsun dedi. Dedim abi dedim 5 sene yapıyorum. Bir şey kazandın mı? Yok dedim abi dedim kaybetmediğimizi şükrediyoruz dedi. Ya dedi. Sen dedi. Bu işe dedi bu kadar merak salmışsın dedi falan dedi. Tutsana dedi aldığın kağıtları falan dedi. Abi dedim tutacağız dedim artık öğrendik dedim tutacağız dedim. Hep alıyorduk satıyorduk dedim.
Adam bana dedi ki, yani bu iş ama tehlikeli dedi. Sen tostunu yap dedi. Bu işi daha iyi yapıyorsun dedi. Çok güzel yapıyorsun dedi. Sen dedi tostunu yapmaya devam et dedi. Aşağı dedi. Öbür türlü dedi güzel bir şey bulursan alırsın. Mesela dedi şu kağıdı al dedi bana. Tamam mı? Kağıt da o zaman 25 lira mı? 26 lira. Ve dedim alacağız abi ne olacak dedim. 109 liradan satarsın dedi. Tamam mı? İmalı imalı. Evet yakışık güzel bir adam. Ve ilk Maserati'yi o adamda görmüş. Şoför ama başka arabayla geliyordu. Seneler önce. Neyse. Ben dedim abi dedim tamam. Adamdan da biraz da etkilendiğim için geliyor falan. Şoförü de rizeli bizim hemşehrimiz çıktı işte onlara da samimi olduk falan. Şoför ama hiçbir şeyden haberi yok yani. Hiç borsayla alakası yok. Olsa yani köşeyi dönecek de sonra çok büyük kayıplar oldu bana yalnız. 2001 krizinde 2-3 ay önceden uyandırdılar. Tamam abi dedim falan. Ben de işi o zamanki işte hatırladığım kadarıyla 5 liralık falan aldım. Kağıt 21 liraya düştü. Çıkmaya başladı ama piyasaya ters yani. Piyasada öyle bir hareket yani bitmiş o 2000 büyük çıkış için artık şey 2001'i bekliyordu. Öyle bir zamandı. İşin enteresanı krizde bile yukarı gitti kağıt. Ve 109 liradan sermaye artırımı yaptı ve bölündü. 109 liradan bakın 110 lira değil 109 liradan sermaye artırımına girdi bölündü. Ben ama nerede ben 35 lirada sattım ondan sonra arkasından baktık. Bana 2 ay sonra sordu size ne yaptın dedi falan. İşte kağıdın 60 lira neydi 65 lira neydi. Ben dedim abi 35 liradan sattım ben dedim ondan sonra arkasından baktım. Yalan yok. İyidir hayırlı olsun dedi. Ama dedi ders bu işin sonunda dedi. Adam meğer o 109 liradan bölünce işte buraya gelince bazı şeyleri bazı insanlar tarafından bilindiğini öğrendim. Yani bazı adamlar biliyor. Arada biz figüranlarız yani. Ve şey oldu. Bu beni çok şey olarak etkilemiştir yani. Hem o uzun vadede tutma adam yani kazanmasam bile gördüğüm veya birilerinin bu işi çok önceden bildiği, gerçekten tahta yapanların ne kadar güçlü olduğunu falan bizzat örnekleriyle gördüm. Çünkü adamların şeye giden arabasıyla Porsche'du yani o zaman seneler önce atıyorum Migros'a. Veya şeye giden arabaları. Bu şekilde bakınca olaylara biraz daha bakış açım şeyim değişti. Ve baktım ki bu işte ayakta kalabilmek için veya bir şey yapabilmek için her zaman bir yan sermayem olması lazım. Nakit akışın olması lazım. Ne yapayım diye düşündüm. Ben dedim ticaret yapmaya devam etmeliyim. Nakit akışı yaratmalıyım. Nakit akışım olursa ben burada düşerse de çıkarsa da mal alabilirim. Bunu örnekleriyle gördüğüm bir adam vardı. O seans salonunda, seans salonunda bir adam kazanıyordu. Ve ciddi kazanıyordu. Yani ben size şöyle söyleyeyim, Migros'tan çok ciddi kazandı o senelerde. Onun dışında Kartonsan, işte hatırladığım kadarıyla onda da iyi kazandı söyleniyor. İyi seneler önce ama yani bu dediğim şeyde... İzocam, bunlar da çok oturarak çok güzel paralar kazandı adam. Ama şöyle adam ticaret yapıyordu. Adam mesela diyelim ki kağıt hiç unutmam 14 liraydı. 9 liraya düştü işte 8 liraya düştü şeyde 98 krizinde. Adam oralardan da alabiliyordu yani. Demek istedim. Düştükçe maliyet yapabiliyordu veya çıktıkça maliyet yapabiliyordu. Hiç unutmam o zaman USAŞ çok şeydi. Adam USAŞ'ı çok da çıkmıştı. Atıyorum iki katındayken bile alabiliyordu. Bu fiyatı olur mu diyordu. Yani sonra patladı ayrı bir şey. Yani seneler sonra patladı. USAŞ uçaktı o zaman eskiden. Bu videoyu anlatmamız, şey yapmamız sebebi. Ben şey, ondan sonra ne oldu? Ben gayrimenkul işine girdim. Ve müşteri çevremde genelde burada benim tost yaptığım veya döner yaptığım bir müşteri oldu ilk. Ondan sonra onun arkadaşı derken biz emlak yönetim firmasına dönüştük. Emlak yönetim firmasından sonra biz arsa üzerine özellikle yoğunlaştık. İstanbul'da işte Arnavutköy, Tekirdağ bölgesinde yoğun çalışıyorum hala. Ama bu piyasalar durunca tabii 3-4 senedir özellikle çok durdu. Biraz daha alternatif şeylere baktık. Yönetim işleri yapıyoruz. Yönetim ama kendi işte ticari işlerimiz olan yönetim işleri. Bizim Euro Yönetim Park gayrimenkul üzerine otoparklar var. Şu anda Nişantaşı'nda da otopark işi yapıyoruz. Çözüm ortağı aldığımız başka yerler de var. Ama esas bizim kendi işimiz hep genelde Nişantaşı ve çevresinde ve gayrimenkul olarak İstanbul dışında arazi alım satımı üzerine.
Genelde arazi işi yaptığımız için diğer şeylere çok yoğunlaşmadık İstanbul için. Yani burada işte gayrimenkul bina arazi işleri durunca tabii şu anda alternatif biz de bu pandemi sürecinden sonra bazı şeylerde bir değişiklik içine gideceğiz ama genel itibariyle işimiz bu. Gayrimenkul ile alakalı devam ediyor olmamın bana şöyle bir avantajı oldu. Yıllarca da yer alıp satmaya hem aracılık hem de kendim yaptığım için bir değerleme konusunda ilerleme ve genelde halka açık şirketlerin içindeki duran sabit varlıkları değerleme üzerine genelde yoğunlaştım. Bunu kendime yatırım olarak da bir noktasal çıkış olarak da kullandığım zamanlar oldu. Ama atasporumuzu da anlattım. Yani demek istediğim müşteri çevremizde bundan olunca biz bunu bir paket olarak düşünüyoruz. Yani işimi de, yani bu da bir iş, borsa da bir iş, sermaye piyasaları da bir iş, o da bir iş. Ama özellikle ticarete devam etmemin sebebi buradaki nakit akışımı gerekliliğine inandığım için. Bunu bundan sonraki videoları anlayabilmek için veya oradaki otobiyografilerle alakalı örnekleri falan açıkladığım zaman daha açıklayıcı olacaktır. Çok şey müşterilerimiz oldu. Yani isim zikretmek gizlilik ilkelerine göre doğru. Yani çok kaliteli, çok şey insanlarla tanışma fırsatı buldum bulunduğum ortam olarak. Kesinlikle müşteri bilgileri bizde şeydir. Ama bizde kişi odaklıdır yani. Bizde öyle şaşalı ofislerle şeylerle dönmez olay. Bizden gelir mesela kişi odaklı ofislerimiz vardır. Benim burası da öyledir. Benim önceden Karaköy'de vardı. Müşterim beni bilir. Müşterimiz bir güven üzerine kuruludur. Biz müşterimizle bir yer, bir arazi, bir tarla alınacaksa 100 lira, 200 lira, 300 lira. Biz müşteriye yeri önerdiğimiz zaman abicim gel şurada bir yer var dediğimiz zaman 150 bin lirasını biz verip 150 bin lirasını da sen ver gel şurayı alalım buradan para kazanabiliriz deriz. Veya gel şurada şöyle bir olay var gel şurada şunu yapalım veya bunu dediğimiz zaman bizim ticaret anlayışımız o. Yani paylaşım üzerine şey oluyor. Alayım işte ben bunu satayım buradan komisyonu alayım devreden çıkayım gibi bir düşünce yok ama öbür türlü geliyor elle de bize işini vermek istiyorsa onunla ilgilenen arkadaşlarım var. Veriyoruz işi. Tabii ona da aracılık yapıyoruz ama bizim yaptığımız şekil genelde biraz daha gayrimenkul geliştirmeye yönelik veya bir yerimiz var. Orada işte 100 daire, 200 daire, 300 dairelik bir gayrimenkul geliştirme projesi olacaktır ki İstanbul'da biz bu şekilde iki yere aracılık yaptık. Birinde kısmi aracılık, birinde kendimiz aracılık yaptık. Yani bizim burada hep ilişkilerimiz yani ve biz bunlara yüzümüzün akıyla çıktık. Yani kalkıp da arkasından işte müteahhitle problemler, işte lanet olsun bu daire. Çünkü biz biraz daha böyle çok kişiye odaklı olduğumuz için farklı bakıyoruz. Bunu da borsada da böyle düşünüyoruz. Yani borsada da bir şirketi analiz ederken, yani ben genel kurumlarına da gidelim, şey diyeyim, şirketi analiz ederken patronu, ortakları bizim için daha önemli yani şirketin yaptığı işten ziyade. Yani orada da genelde bu işlerde yaptığımız gibi yani nihayetinde referans olarak ilk başta işte tabii herkes bakar şirketin satışlarına, şeylere falan filan bakar ama bir şirket düzgün yönetiliyorsa zaten sonunda başarı geleceğine inanıyoruz. Yani şirket bazı çok büyümek ister, bazı yok ben böyle kalayım ama sürdürülebilir bir kar olsun diye düşünüyorum. Bunları niye açıkladım? Niye buradan nereye geldik? İşte evveliyatını buraya. Bundan sonraki videolarda yani bir şey yaptığımız zaman yani açıkladığım zaman ya arkadaşım ben de onu düşünüyorum. Yani şimdi seyrettim. Seyretmekten geldi bu video yapıldı. Adamı mesela analiz ediyorsun veya adam bir açıklama yapıyor. Tamam mı? Yani adamın kendine de bir faydasının olmuş olması benim için daha önemli. Adamın kendine bir faydası olmamışsa yani bana da faydası olacağını düşünmüyorum açıkçası. Yani o yüzden yani kimseyi de şey yapmıyorum tabii canım. Yani ama çok değerli arkadaşlar da var yani kendine faydası olmuş olmuş ama adamın açıklamaları falan çok güzel yani o konuşması etkileyici. Onlara da saygı duyuyorum öyle arkadaşlar da var yani. Ama bu işte gerçekten başarılı olabilmek için
geçmişte yaşadıklarınızdan iyi bir ders almanız gerekiyor. Ki bir daha aynı hatalara düşmeyesiniz. Aynı hatalara düşüyorsanız zaten burada başarılı olmanın bir faydası yok. Bu son zamanlarda hiçbirimiz başarılı olamadık zaten. İnsanlar oturduğu yerden zaten döviz bazlı %400, %500 para kazandığı bir ortamda. İnsanlar, güvenenler, ticaret yapımlarının hepsi kaybetti. Önemli olan bundan sonra tabii 100 yılda yaşanan bir şey yaşadık belki ama bundan 100 yılda yaşanan bir şey yüzünden olmadı. Gerçi bizde o daha önceden de olmuştu. Ama nedir? Birbirimize işte yaşadığımız deneyimlerden onu hissederek okumak farklı bir şey. Yani o yüzden ben geriye dönük işte süreci açıklama gereksinimi duydum. Çünkü bazı soruyor işte, bazı hala işte önceden tanıyor, diyor ki abi diyor, sen diyor şey mi yapıyorsun diyor, büfe mi işletiyorsun diyor, otopark mı işletiyorsun diyor, inşaat mı yapıyorsun diyor. Yok işte şey mi yapıyorsun diyor, yok diyorum arkadaşım yani insanlar neye yetiştirir, borsacı mısın diyor. İnsana ne deneyim demek. Ben açıkçası ticari bağlarımı kesmeyi düşünmüyorum yani. Ticari bağlarımı kesersem, sırf borsaya bakarsam, ben çevremdeki insanlar ve tanıdığım insanlara çok değerli abilerim. Çok iyi bu işten para kazanan arkadaşlarımız da var, kaybeden arkadaşlarımız da oldu. Kaybedip, küsüp, hiç geri dönmeyen arkadaşlarımız ama şunu gördüm yani. Bir yerden bir nakit akışını olmayı veya kafanı dağıtabileceğin bir yer olmazsa, burada çok kolay para ve çok kolay para kazanılıp kaybedildiği için paranı kaybederken sağlığını da kaybedebilirsin. Ona fırsat vermemek lazım. Yani herkese tavsiyem odur yani. İnsan kendi ticari işine devam edecek. Bir yerde cep telefonları var. Eskisi bir ekrana başında olmanıza gerek yok yani. Ben gerekirse gidiyorum valede araç çekiyorum. Gerekirse gidiyorum bir gayrimenkulle alakalı binada kontrol yapıyorum. Yani herhangi bir işi yapmama engel olmuyor bu piyasa. Nedir? Belli saatleri var bunun işte. Veri günü var. Bilmem ne günü. O gün gerekirse onun saatlerine indirgemişiz. O saatler olmuyor. Çünkü öbür türlü bu iş sürdürülebilir bir iş değil yani. Kesinlikle ekrana bağımlı olmayın. Ekran bağımlılığı kötüdür. Ekran bağımlılığı olan insanlar sağlık problemleriyle karşılaşabilirler. O yüzden mümkün mertebe ekrandan uzak durarak bundan sonraki videoları da açıklayacağım şekilde değer yatırımı üzerine yoğunlaşmak daha mantıklı olacaktır. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.